İstanbul'da eşi 7,5 aylık hamile olan ve çocuğu doğacağı için araba almak isteyen Haydar Doğan 890 bin lira dolandırıldı. İnternetten bulduğu aracı almak isteyen ve iki şahsın hesabına 890 bin TL gönderdiği halde noterde imza atılmadığını fark eden Haydar Doğan olayla ilgili şikayetçi oldu. ...890 bin lira parayı gönderdim, satışı vermedi, bana para gelecek dedi, onu bekliyoruz şu anda bu fotoğrafta. Bu sırada kendisi bana sürekli dolandırıcılık hikayeleri anlattı. Dolandırıcılık hikayeleri dinledi, ona güvenip 890 bin lira gönderdi. Yeni doğacak çocuğu için araç almak isterken tüm birikiminden oldu. Satışı vermedi, öyle olunca ben de dolandırıldığımı hissettim. Haydar Doğan baba olacaktı, eşi 7,5 aylık hamileydi. Büyüyen ailesi için otomobil almak istiyordu. Satlık ilan sayfasında kendi bütçesine uygun bir araç buldu. İlanı veren numarayla iletişime geçti. Kendisini bana Hakan Fidanlık ismiyle tanıttı. Arabanın hak sahibi benim. Birinden alacağım vardı. Bu arabayı aldım. Araba abimin üstüne sana satışı da o yapacak. Adem Güler isminde biri geldi. Aracın pazarlığını yapan Doğan 890 bin lirada karşı tarafla anlaştı. Satışı yapmadan önce otomobili Eyüp Sultan'daki bir ekspertize götürdü. Aracı kontrol ettirdikten sonra notere doğru yola koyuldular. Ona bir telefon geldi. Arayan isim iddiaya göre Hakan Fidanlık'tı. Benim abimle dedi aramızda bununla ticaret ilişkimiz var şirketlerimiz. Parayı ona atarsan dedi vergi çıkıyor dedi. Adem Güler de kendisinin inşaat şirketi olduğunu, bana müteahhitlik yaptığını, ticaret yaptığını söyledi. İçine bir şüphe düştü ama dolandırıcılar rollerini iyi oynadığı için ikna oldu. Alım satım için Hakan Fidanlık'ın aile dostuyla notere geldi. Aracı kendi üzerine alacağını düşünen Doğan parayı karşı tarafa havale etti. Noter bankosuna geçtik, kimliklerimizi verdik. Para alışverişiniz bitti mi dedi. İnternet bankacılığımı açtım. 890 bin lira yazdım, ismi yazdım, IBAN'ı yazdım. Adem Bey parayı gönderiyorum, onaylıyor musunuz? Onaylıyorum dedi. Abi imza atalım. Hayır dedi. Bir süre lafları dolandıran Adem Güler parayı kendisine göndereceğini ileri sürerek satış için gerekli imzayı atmadı. Arabayı hemen bir otoparka çektim. Emniyete gittik. Adem Güler'i de aldım. De o ifade verdi. Ben ifade verdim. Ben işbirlikçi olduklarını düşünüyorum. Zaten şikayetçi de oldum. Haydar Doğan dolandırıcıların bir an önce bulunmasını ve gönderdiği 890 bin liraya kavuşmak istiyor. Bu süreçte en çok yıpranansa 7,5 aylık hamile eşi oldu. Eşimi iyi etmeye çalıştık biraz ama çok kafaya takıyor. Çocuk etkileniyor. Düşük tehlike kesi var yaşadığı stresten dolayı. Psikolojik destek de alıyoruz. Sen nasıl oldun? İyi olmaya çalışıyorum işte. Araç almak isterken dert sahibi olan baba adayı ve hamile eşi paralarını geri alacakları günü bekliyor.